Filistin işgalin, zulmün ağıt yakılarak, gözyaşı dökülerek bitmeyeceğini dünyaya gösterdi. Dünya Anti-Emperyalist Gençlik Birliği, Türkiye Gençlik Birliği'nin de içinde olduğu 11 gençlik örgütünü bir araya getirdi. İsrail ve Amerika ile işbirliği yapan hükümetlere karşı baskı kurmak ve Filistin davasının halkların davası olarak kabul edilmesini sağlamaya çalışmalıyız. Batı Asya'da Amerikan emperyalizmi ve İsrail siyonizmine direnen 6 ülkenin gençliği, bağımsız Filistin için çevrim içi toplantı düzenledi. Uluslararası topluma çağrılar İsrail saldırganları durduramamaktadır. İsrail'in işgali ve saldırıları artık ömrünü doldurmuştur. Filistin halkını çaresiz, yalnız gösteren tutumlara şiddetle karşı çıkıyoruz. Konferansın başkanlığını Dünya Anti-Emperyalist Gençlik Birliği Genel Sekreteri Işık Gün Akfırat yaptı. Akfırat, Batı Asya'da oluşturulan bu birliğin bölgede ve dünyada tüm anti-emperyalist gençliğe de hızla yayılacağını ifade etti. Emperyalist Siyonist tehdide karşı bağımsız Filistin devleti için tek cephe ve tek yüreğiz. Konferansta direnişin en önündeki gençler konuştu. Bağımsız Filistin Konferansı'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, Filistin direnişinin en büyük üç örgütü El-Fetih, Hamas ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin bir araya getirilmesi oldu. ABD ve uluslararası yağmacı güçler tarafından bölgeyi istikrarsızlaştırmak, mezhepsel çekişmeler yaratmak ve bölgedeki ulusal kurtuluş güçlerini kuşatmak için kullanılan gelişmiş bir emperyalist siyonist silahtır. Bu Amerika gerçekte şeytani bir varlıktır ve özünde insanın, halkın, özgürlüğün, gerçeğin ve adaletin düşmanıdır. Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay da konuşma yaptı. 50 yıldır Filistin halkı direnişi ve devletiyle omuz omuzayız dedi. Bölgemizi emperyalizmin kanlı postallarından temizlemek için Amerika destekli İsrail saldırısının 3 hedefini saptamak zorundayız. Vatan Partisi olarak bu savaşta 50 yıldır Filistin devleti ve halkıyla omuz omuzayız. TGB Genel Başkanı Dilek Çınar da konuşmasında 3 İsrail tehdidine dikkat çekti. Müjdeler olsun! Anti-emperyalist ve anti-siyonist dünya gençliği birleşiyor. Filistinli kardeşlerimize and olsun. Emperyalizmi ve siyonizmi berbat edeceğiz. Toplantının sonunda sonuç bildirgesi de okundu. Emperyalist, siyonist tehdide karşı bağımsız Filistin devleti için tek cephe ve tek yüreğiz vurgusu yapıldı. Bizim en büyük gücümüz, haklı davamıza dayanan kardeşliğimiz ve dayanışmamızdır.